Enamorat Benim'den herkese tekrardan merhabalar efendim. Ayça Hanım elinden geleni yaptı. Sofrasını kurdu bugün iftarda. Onunla misafiriz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. İyiyiz Kadir Bey. Sizler? Vallahi Ayça Hanım'a sormak lazım. Ben her zaman iyiyim. Çünkü alışırım zaten bütün gün mutfaktayım. Ama Ayça bugün ilk defa 2 saatin içinde yarıştı. Nasıl geçti Ayça? Anlat yarışmacı arkadaşlarına. İyi misin? Evet, gayet iyiyim. Güzel geçti. Ben gayet mutluyum bu durumdan da. Şöyle tabii ki de 2 saatin nasıl geçtiğini anlamıyorsun ama yetiştirdim, menülerimi hazırladım, bomba gibi sofradayız. Tabii ki herkes gibi o da stres dakikalar yaşıyor. Aman yetişti yetişmeyecek, tadı nasıl oldu falan. Sizin de yorumlarınız önemli, bakalım inşallah güzel yorumlar gelecek. Fatoş Hanım'dan başlayalım. Fatoş Hanım, nasıl buldunuz masayı? Ya bardağımda bir problem var, bilmiyorum kendinden mi, şurada bir leke var. Beyazlık ben de sanki uzaktan evet. Görüyorum. Bir bakabilir miyim? Açacağım, bilemiyorum buyur. Makineden acaba? Onda da var. Merve Hanım'da da var. Sülekesi mi? Sülekesi. Tuzluk eksik, karabiber eksik. Oo. Eksiklerimiz var. Dün vardı masada onlar. Evet. Onları unuttun mu aceleden? Evet, getireceğim diye ben hatırlatmıştım hatta tuzum yok diye masamda, sonra unutmuşum evet. Ekmekliğimiz sanırım ekmeklik gibi değil, daha böyle işte kahve sunumlarında kullanılan gümüş tepsi. Evet, gümüş tepsi gibi duruyor. Rahatsız oldunuz mu bundan? Yani ekmeklik olsaydı daha iyi olurdu, daha uyumlu olurdu. Fatoş Hanım, ben öyle düşünmüyorum. Bunlar yeni moda. Evet. Şu günümüzdeki ekmek servisini bu şekilde tepside yapıyoruz artık. Sepetler demode mi oldu artık? Sepetler demode oldu artık. Aslında evet. Benim de bu şekilde vardı ama böyle düşünülür diye, yani sunum kahve sunum tepsisi diye düşünülür diye ben tercih etmedim. Sen böyle yeni düşünmedin, hep sabit mi düşündün yani? Hayır, sabit düşünmedim aslında da ama çok ben uygun bulmadım. Anladım. Peki. Evet Melek Hanım, Fatoş Hanım dedi ki dünkü masayla aynı, çok bir farkı yok. Sen de dünkü masaya dedin ki alelacele hazırlanmış bir masa dedin. Bu da aynı mı sence dünkü masayla? Ben de şöyle baktığımda masa dünküyle kesinlikle aynı değil. Ayça Hanım'ın eksikleri yok değil, tabii ki var. Evet, tuzlukları eksik. Ama çiçekleriyle bunu kapattığı için çok teşekkür ederim kendisine. Şöyle bir çiçeğiyle şey, nasıl kapatmış yani, onu anlamadım. Yani masada çiçek önem verdiğim için çiçek konusunda... O zaman tuzluk önemli değil, karabiberlik önemli değil. Yani, bardakların ne dedim, su lekesi olması ne önemli dedim, değil. Eksikleri o zaman bunu var, çıkarıyoruz yok, buradan. Yok, eksikleri var ama benim için de çiçek önemli olduğu için çiçek bulunması yani... Ya keşke ben o zaman dedim. Şöyle yapsaydım. Çiçek olsaydı, eksiklerim olsaydı, bardaklarım lekeli olsaydı demek ki... İşte diyorum ya, hepimiz yorumumuzu yapacağımız için... Yani şu an ben kendi yorumlarımı söylüyorum. Sözümü tabii, kesmezseniz tabii. Sevineceğim. Devam ediyoruz zaten. Evet, yani bu konuda ben sadece kendi önümdekileri değil, sizin de hani eksik gördüğüm yanlarını söyleyeceğim. Evet. Şöyle bir şey, bıçaklarımız açısından, düzen açısından hepimizin bıçakları aynı yöne bakmıyor. Peçetelerimiz de aynı şekilde. Bizim Nurten Hanım, Fatoş Hanım, benim peçetelerim farklı yöne bakıyor. Sizinkiler farklı yöne bakıyor. Öyle değişiklikler var. Bu yön konusunda bayağı bir takıntınız var. O zaman var çiçek sizin. Çok önemliyse tuzsuz yemekler gelir size. Artık çiçeğin tuzlarından ekeriz üzerine, karabiberlerinden. O yani şekilde... O konuda tuza önem vermediğim için sağlığım i̇şte açısından. Ama siz sadece kendi açınızdan düşünün. İşte tuz çok o önemli. O konuda siz de yani tuzu değerlendirin o zaman. Genel tuz ve karabiber eğer muhakkak olmazsa uymazsa olmazsa siz tuzu yani değerlendirin. Melek Hanım bencil mi size göre? Bence yani bencillik demeyelim buna ama sadece bir çiçek her şeyi kapattı. Eksikleri kapattı. Her şeyi kapattı i̇şte, demiyorum. Eksiklerini sadece kendi, söyledim. Kendi penceresinden mi bakıyor masaya? Bence sadece kendi penceremden bakıyorum. Yani bu konuda ben sizin de yorumlarınız var. Ben sadece benim açımdan çiçek önemli olduğu için bana yani böyle bana göre çok önemli değil. Yani tuzluk, karabiberlik ya da bardağımın lekesiz olması bu şekilde takımının sade olması, ortada çiçeğinin olması gözüme hitap ettiğinden dolayı. Peki Melek, dün Fatoş Hanım'ın masasında çiçek yok diye mi eksikleri gördün hayır, mesela? Hayır. Hani kesinlikle. Çiçek olsaydı onun eksiklerini kesinlikle. De görmezden gelecek miydi? Kesinlikle. Eğer ki masası düzenli bir şekilde ayarlanmış olsaydı, yani zaten çiçeğini eksik olarak görseydim. Düzen açısından ne? Aynı bu şekildeydi. Sadece belki şu kadar bir milim. Dün de eğer ki çiçeğinizi eksik olarak görseydim masada hani çiçek derdim. Yani dedim mi size ama bu işte konuda bugün bir şey? Söylediniz yani. Bugün söyledim ama dün size bu konuda eleştiri yapmadım farkındasanız. Ne zaten mumluğunuz var dedim ne de çiçeğiniz yok dedim. İşte kusura bakmayın. Eksiklerim olsaydı zaten siz dün bir kendinizi doldurup gelmişsiniz. İlk ben günün, kesinlikle doldurup gelmedim. İlk sadece, günden doldurup geldim. Evet, sadece menüyü de. Gördükten sonra bence, beklentilerim birazcık yükseldi. Birazcık da puan bence kaygısı vardı. Kesinlikle. Ya menüyü, da ön plana çıkmak. Ve ben çekmek için dediğim olabilir. Gibi Ege'nin hası olduğum için menüyü görünce beklentilerim sizden yükseldi. Melek, programda yemekten çok kendini göstermek için mi uğraşıyorsun? Ben yani asla kendimi göstermek bence... için değil. Neysem oyum şu an. Ne olduğumu göstermek için buradayım. Bu arada röportajında dedin ki arkadaşlar yiyip yorum yapmıyorlar doğru düzgün. Evet doğrudur.
şöyle bir şey, eğer ki benim gibi gerçekten Ege'li bir kişi daha olsaydı o zaman kendime rakip görebilirdim. Ha şu an arkadaşlar Ege'li olmadığı için rakip görmüyor yani, musun kendini? Yani İzmir daha çok böyle daha çok beklentilerim yükselirdi. Melek Hanım, ben senin yaşın kadar Ege'liyim. Onu yani nasıl o yaşla başla alakalı olsaydı. Yaşından da fazla bu arada. Yani, şöyle bir şey, 19 yaşında yarışmaya katılıp da birinci olanlar da varsa ben şu an yaşla başla alakalı görmüyorum bu durumu. Röportajında burada, dedin ya, yiyip yorum yapmıyorlar. Neden yorum yapmıyorlar? Yani artık kaygıya mı düşüyorlar, ya da kim yapmıyor, heyecana yiyip mı kapılıyorlar, o konuda bir şey kim mesela, isim istiyorum senden. Yani, ben miyim yoksa? Merveciğim. Nurten Hanım'ın balığı bitirdi diye mi? Nurten Hanım. En çok ben yedim sanki. Yani Merveciğim ve Nurten Hanım biraz daha yorumları... Ya, yani bekliyorum sizden. Valla şimdi şöyle, ben Ege'nin incisi değilim. Ege'nin hası da değilim ama Erzincan'ın hası değilim. Ege'nin incisi değilsen nasıl söyleyeyim, birincisi olmak için katıldın ama bu yarışmaya? Bu Ege yarışması değil. Bak İzmir tabii yarışması. Tabii ki evet. Bu Ege yarışması yani diye adlandırmayalım İtalyan bence. İtalyan şefler var. Harika bir şekilde erişte çorbası yapar. Aklınız hayaliniz durur. Bunun Ege ile Akdeniz'le hiçbir alakası yok. Ya. Peki sence Melek bir taktik uyguluyor mu masada? Evet, uyguluyor galiba. Yani ne gibi bir taktik? Ben Melek size adam... diyorum ki ben neysem oyum şu an yani. Tamam, uyguladığım öyledir, bir taktiğim ama, yok. Hayır, nedir Melek acaba? Nedir? Olanlar olmamış, olmayanlar olmamış. Budur yani benim. Oyları için Melek abla ben yani de diyorum ki ekarte olduğunuzu düşünüyorsun hayır, yani. Pardon Melek Hanım. Melek Hanım tarafından bir mobbinge maruz kalıyor musunuz? Biz burada ya, hep beraber yarışıyorsak hep beraber yorum yapalım arkadaşlar. Bunu tavsiye ediyorum size. Nurten Hanım son sözü siz söyleyin. Melek Hanımcığım, ben de sesleniyorum. Hani biraz da bu tarafa dönüp bana ses verir, tabii kulak verirsen sevinirim. Hani biraz çok fazla bildiğini zannedip öne mi çıkmak istiyorsun? Yani o konuda sizin de bilginiz varsa siz de kendinizi gösterin istiyorum. Aynı başka şekilde, amacım yok. Aynı günüm geldiğinde ben de göstereceğim elimden geleni gününüzü yapacağım. Gününüzü beklemeyeceksiniz işte. Bu hafta biz yarışıyoruz. Bu haftayı yani her peki, gününü değerlendirmek gerekiyor. Peki dur bakalım bugün belki Nurten abla ilk gün heyecanla çok belki fazla yorum yapmış belki olabilir. Bilmiyorum artık. Melek ya da senin için yorum standardı nedir? Melek Hanım için yorumun standardı nedir bilmiyoruz. Belki de yüksek yorum seviyor. O yüzden siz belki alçak geldiniz yorum ben konusunda. Ben de diyorum ki yorumları açığım. Yorumları kabul edeceğim zaten için. Zaten açık olmanız lazım. Yorumları benden sonra, açığım, kabul edeceğim çünkü ben için dolu dolu yorum yapıyorum şu peki, an. Peki ben şimdi Fatoş Hanım'dan bugünün menüsüyle alakalı yorumları almak istiyorum Ayça Hanım'a. Buyurun. Çorba, sebze çorbası. Dün yani, aynısını yapmıştınız. Aynen aynı şekilde sebze çorbası. İşte onun yine bir değerlendirmesini yapacağız. Tadı, tuzu, kıvamı, işte kreması hazır mı alındı? Kendisi hayır, mi yaptı kendim Ayça Hanım'ın? Basit buldum. Yani bir ağır bir menüyle karşılaşmadım aslında. Basit bence. Şöyle söyleyeyim ben. Benim ana yemeğim birazcık da yani uğraştırıcıydı bence. Yok bence sizinkisi daha 15 dakikalık diyebilirim. Siz ana yemeğinizi bugünden daha mı uğraştırıcı buluyorsunuz bugünkü yemekte? Ana yemek de aslında balık kadar basit bence. Bir zorluğu yok ki. Balığı da yıkadım, işte marine ettim, sosladım. Eti de yıkarız. Ben ana yemekte 3 çeşit veriyorum ama. İşte pilav veriyorsunuz. Pilav da çok basit. 10 dakika. Bilemediğiniz 15 dakikaya bilene bulmaz. Et zaten doğranmış gelmiştir büyük bir ihtimal. Siz doğramamışsınızdır kasaptan. Doğranmış gelmiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.